Sevgiler değerli izleyicilerimiz, Adamlıklarla Sohbetler programımıza başlıyoruz. Hocamız birazdan yayınımıza katılacak. Biz arkadaşlarımızla sohbete başlıyoruz inşallah. Maşallah. Maşallah. Selam. 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 Biraz söyledim, doğru aferin. Evet, hoş bulduk. Maşallah. Hocam yine şıklığınız illere destan maşallah. Maşallah. Şıklı illere destan. Jilet gibisiniz maşallah. Gençliğiniz, nurunuz. Maşallah. Maşallah. Ne güzel. Aklınız, ilminiz. Maşallah. 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 Türkiye sevgisiyle örnek diyelim. Evet, dinliyorum. Almanya'dan bir faaliyet haberimiz var. Resimlerle beraber göstereceğim. Almanya Berlin'de bir kreşte paleontoloji hakkında ders yapmış kardeşlerimiz. Ve fosil sergisi de düzenlemişler aynı zamanda burada. Yaratılış Atlası kitabınızı hediye etmişler. Ya burada olsa cinnet geçirir bazı tipler yani. Evet, dinliyorum. Karar yazarı Hakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk yaşasaydı referandumda evet derdi sözünü eleştiren bir yazı yazdı. Ben şahsen Atatürk'e ve Atatürkçülük davasına karşı olduğum için önce Erbakancı ve sonra Erdoğancı oldum. Nasipse 16 Nisan'da yapılacak olan anayasa değişikliği referandumunda tercihimi evetten yana kullanma kararım da her şeyden evvel bu karşıtlığa dayanıyor. Erdoğan muhalifi Atatürkçüler Erdoğan Atatürk'e iltifat etti diye Erdoğan'ı takdir etmezler. Bilakis vay takiyeci vay diye tahkir ederler dedi. Ne ya Tayyip Hocam, gerçek anlamda Atatürkçü, modern bir delikanlı. Uslubuyla, konuşmasıyla, hayat şekliyle. Açık açık söylüyor işte, ben ne Sünniyim ne Şiiyim diyor. Atatürk de öyleydi. Evet. Atatürk mezhep kabul etmiyordu. Evet. Aynısı. Gayet güzel modernliği, aydınlığı. Arap Birliği zirvesi başlamış, öyle mi? Evet. Görelim resimleri. İslam Birliği'nden bahsediyorlar. Görebiliriz. İslam aleminin uyanması gerektiğini söylüyorlar. İşte Mehdiyet heyecanı olmayınca böyle olur. Nerede Mehdi karşıtlığı varsa Allah bunlara uyku getiriyor. Evet. Thank you.
Evet, dinliyorum. Kardeşlerimiz Almanya Berlin'de kreşte paleontoloji hakkında ders yapmışlar. Resimleri görebiliriz. Fosil sergisi yapmışlar ve sizin Yaratılış Atlası kitabınızı hediye etmişler. Bir daha. Kardeşlerimiz Almanya Berlin'de bir kreşte paleontoloji hakkında ders yapmışlar. Fosil sergisi düzenlemişler ve sizin Yaratılış Atlası kitabınızı hediye etmişler. Bak, demokratik bir ortam. Kimse kitapları ısırmaya kalkmıyor, yakmaya kalkmıyor. Nezaketiyle dinliyorlar. İstediğin gibi anlatabiliyorsun. Gayet güzel, ama Türkiye'de bazı tipler var. Kitap gördün mü adam yemeye kalkıyor. Üstüne çıkıyor, tepiniyor falan. 7 kiloluk kitap. Tepinsen ne olur? Hiçbir şey olmaz. Bir de mislini aynen diktirdim. Yırtamazsın da. Ne yapacağım? Mecburen okuyacağım bir şekilde. Devleti, hükümeti tehdit etmeye kalkan bazı avanaklar var. Yani şefkatimizden, merhametimizden fazla bir şey yapmadık. Akıllarını başlarına alsınlar. Kollarını, bacaklarını ağızlarına sokarız. Kanla, hukukla, ilimle, irfanla akıllarını başlarına alacaklar. Densizlik, dangalaklık istemiyoruz. Hükümeti, devleti tehdit etmeye kalkanın efendim sonu iyi olmaz. Akıllarını baştan alacaklar. Evet, dinliyorum. Makaleleriniz hakkında bilgiler vardı. Toplumun materyalizme sürüklenmesine karşı insan ve ailenin manevi değerlerini koruyucu çizgisiyle ön planda olan siyasi İtalyan düşünce kuruluşu Il Talibano'nun İnternet sitesinde eşcinselliğin topluma yanlış tanıtılması başlıklı yazınız yayınlandı. Bu yazınızda eşcinselliğin en başta hem Kur'an'a hem de diğer ilahi dinlere göre haram olduğunu anlatıyor ve ardından toplumlara verdiği zararları istatistiklere ve araştırmalara dayanarak delillerle ifade ediyorsunuz. Sol görüşlü Amerika'nın bağımsız haber sitesi American Herald Tribune'de "Terörle yaşamaya alışmalıyız" başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda terörün suni tuzaklar ile suni ideolojiler üzerine kurgulanmış hain bir hakimiyet savaşı olduğunu anlatıyorsunuz. Terörün sahte ideolojisini vuran her ilmi çalışmanın terörü besleyen kirli odakları kalbinden vuracağını belirtiyorsunuz. Aynı zamanda söz konusu odakların şiddete karşı şiddet politikasıyla zayıf topluluklar oluşturma stratejisini de temelinden yıkacağını vurguluyorsunuz. Amerika merkezli Jefferson Corner sitesinde "Dünyadaki kötülüğün merkezi İngiliz Derin Devleti" başlıklı makaleniz yayınlandı. "Dünyayı kana bulayan tarihi yalanlar" başlıklı makaleniz Azerbaycan'ın çok okunan haber siteleri News Bakü, Reportyor, Haber TV, Yeni Haber, Dünya Haber, Kanal 15, Fine MMC, News Time, Parol AZ'de yayınlandı. Yazınızda onlarca ülke ve medeniyetin yıkımının sorumlusu olan yalan üreticilerinin adalet önünde hesap vereceği ve yakın zamanda tarihe doğruluk, dürüstlük ve adaletin yön vereceği bir döneme gireceğimizi anlatıyorsunuz. Gayet güzel. Gayet güzel. Bak, kreşlerde, okullarda, üniversitelerde, Avrupa'da, her yerde İslam'ı anlatıyoruz. Bu adamlar da dedikoduyla vakit geçiriyorlar. İşte Rumi'nin felsefesini savunuyor, Darwinizmi savunuyor. Onları belalardan bizim kurtardığımızın da farkında bile değiller. Darwinist felsefe onları boğardı. Çoktan boğardı. Yani hepsine zarar verirdi. Bizim sayemizde kurtulduklarının da farkında değiller. İman hakikatlerini anlatmasak bu kadar imanlı bir genç kitlenin oluşamayacağını da fark edemiyorlar. Kendinden kaynıyor zannediyor. Eğitimle ne oluyor? Eğitilmeden bu böyle bir gençlik yetişmez. Böyle bir toplum yetişmez. Onlar hazırcı. Döndükçe bitecek zannediyor. Sabaha kadar dön istersen. Hiçbir şey olmaz. İngilizlerin devleti de dönüyor.
Adamlar habire dönüyorlar. Hepsi Rumi. Ama İslam'ın en büyük düşman adamlar aynı zamanda. Rumi olmaktan kurtulamazsın. Çünkü Rumilik açıkça adam söylüyor. Bizim yolumuzda Müslümanlık yok diyor. Ulan ne şeker hayvan ya. Maşallah. Sarman Bey yani hayatın en mutlu günlerini yaşıyor. Bugün Yasus Sebil'in başındaydı. Evet, her yerde su kabı olsun da evet. Su Sebil'ine musallat olmasın. Ama o çeşmede içmekten çok hoş. Evet. Yani. Bizzat kendi açacak yani. Böyle. Bu kardeşlerimiz kitap dağıtmıştı, vermişler. Var mı fotoğraflar sizde? Yok, Alanya'da, şey. Alanya'da kaymakama, ilçe jandarmına, komutanına, emniyet müdürüne. Evet. Onun haberini de okum. Tabii okuyorum. Baba 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 baba. Kaçıncı baskı bu? Kaçıncı? Oku şuradan göster. İkinci baskı. Ya 20 bin bassak yetmiyor, görüyorsunuz. Şimdi asıl telaş 3. ciltte patlayacak. Ben onlara söyleyeyim. 3. cildi mecliste gizli oturumdan açıklayacağız. Allah'ın izniyle. İngilizlerin elinde bu son olacak. Açıkça söyleyeyim. Yani hiç inkar edecekleri gibi değil. Tapu gibi yani. Devlet tapusu gibi. Okuyabiliriz faaliyeti. Evet, oku. Alanya'da kaymakama, ilçe jandarma komutanına ve emniyet müdürüne, Gazipaşa ilçesinde de kaymakama, emniyet müdürüne, milli eğitim müdürüne, belediye başkanına ve CHP ilçe teşkilatı başkanına sizin başta İngiliz Derin Devleti kitabı olmak üzere çeşitli kitaplarınızdan hediye ettik. Allah sizlerden razı olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Alanya'dan ben Burcu. Burcu kardeşimiz. Aslansınız siz. Aslan. Burcu abisinin aslanı, kuzusu bir tanesi. Nuru maşallah. Her adımına, her nefesine Cenab-ı Allah sevap yazsın. İnşallah. Evet, dinliyorum. İnatçı bir ufaklık var. Videosunu görebiliriz. Gitmek istemiyor. Ya yani bu ne şeker şey bu böyle ya. İnsan bunu yutar. Tam ısırmalık patileri falan. Evet, dinliyorum. Fransız haber ajansı AFP, Türkiye'de hendek açtığı dönemlerde PKK'nın propagandasını yapan haberler yapıyordu. Bu sefer de Suriye'de PYD'yi IŞİD'e karşı savaşan kahraman savaşçılar gibi göstermeye çalışan haberler yapıyor. Özellikle kadınların fotoğraflarını yayınlıyorlar. Yayınladıkları kadın PYD'lilerin fotoğraflarını gösterebiliriz. Gösterelim. Şimdi Avrupa'nın bunları desteklemesinin nedeni, bunlar modern çağdaş kadını biz temsil ediyoruz diyorlar. Yani özgür, efendim istediği gibi konuşan, istediği gibi yiyen, içen, isterse dekolte giyen ve gelenekçi, ortodoks İslam anlayışına karşıyız diyorlar. Bütün Avrupa'yı bu ittifaka sürüklüyor, Amerika'yı da ittifaka sürüklüyor, Türkiye'ye karşı. Çünkü YPG bunu yapıyorsa, hiç olmazsa biz onları destekleyelim diyorlar. Halbuki Türkiye modern olsa, böyle Avrupa'yı bir ülke olsa, ama bütünüyle, bu gelenekçi ortodoks sistem olmasa, heykellere tüküren, resme tüküren adamlar olmasa, adamlar doğrudan bizi desteklerler. Ya adam bizden niye uğraşsın ya? Yani bunlar akıl hastası değil.
Hayır, zenginliği eğer öfke duyacaksa Almanya da zengin. Adam Almanya'ya da saldırır. Norveç de zengin, Danimarka da zengin. Bütün Avrupa ülkeleri zengin. Hepsi birbirine saldırır. Yani zengin ülkelerin ucu bucağı yok. Öyle bir şey yok. Adamların bizim dinimizden rahatsız olduğu da yok. Bizim bağnaz ve gelenekçi tutuma yaklaşmamızdan endişeliyorlar. Yani gelenekçi ve ortodoks sistemin, işte günlerden beri yayınladığımız anlayışında korkuyor adamlar, çekiniyorlar. Asma, kesme, tükürme, dövme, sövme, doğrama. Yani bu adamların kabul edeceği bir şey değil, bizim de kabul edeceğimiz bir şey değil. Adam Avrupa'ya çocuğunu gönderiyor. Kendi de gitmek istiyor. Resim sergisine gidiyor, resme tükürüyor. Heykel görüyor, heykele tükürüyor. Sanat eseri görüyor, ona tükürüyor. Ama oradan da çıkmak istemiyor. Ölümü pahasına oraya gitmek istiyor. Bak, ölümü pahasına. Adamların görevi tükürmek, onların görevi sanat eseri meydana getirmek. Adam yıllarca mesela, 2 yıl uğraşıyor, heykel yapıyor. Adamın görevi de ona tükürmek oluyor. Ya aklı bak ya. Topluca gidiyorlar bir arada, kadın erkek. Hepsi tükürüyor. Heykel tükürükten geçmiyor üstü yani. Tablo yapıyor adam, bir sene uğraşıyor, onu da tükürüyorlar. Fotoğrafı da tükürüyor. Kadın görüyor, dövüyor. Çocuk görüyor, onu da dövüyor. Dövün diyor çocuğu, kadın, hepsini dövün diyor adam. Taşlayarak öldürün diyor. Zina etti diye. Adam mesela diyor ki sen zina ettin diyor. Kadına tecavüz ediyor farz edelim. Kadın doğuruyor çocuk. Aa diyorlar, tam zina ettiğin kesin. Gel bakalım şimdi çocuğu doğur sen diyor. Doğuruyor. Kadını taşlayarak öldürüyorlar. Yani kadın ispat edemiyor. Kadın tecavüze uğruyor. Hamile kalıyor. Suudi Arabistan'da oldu bu olay. Tecavüze uğruyor. Kadın tecavüze uğradığını söylüyor, inanmıyorlar. Sen zina ettin diyor, kesin sağlam delil bu diyorlar. Çocuk doğduktan bir süre sonra, işte 2 yıl kadar sonra, kadını kuma gömdüler, taşlayarak öldürdüler kadını. Adam namaz kılmıyor, namaz kılmayanları eleştiriyor. Oruç tutmuyor, oruç tutanları eleştiriyor. Zina yapıyor, işte kadınlarla ilişkiye girenleri eleştiriyor. Şarap içiyor, içki içenleri eleştiriyor. Bazı tipler var öyle etrafta, piyasada görüyorsunuz. Bunlara fasık denir. Fasık, fısk içinde. Yani bunun sözüne itibar olmaz. Allah ayette onlar bir haber getirdiğinde inanmayın diyor Allah. İnanmayın, sözüne itibar etmeyin. Ve araştırın. Evet. Ya şu oktarların yaptığı faaliyetleri sen bana bir de anlatsana. Çünkü bana arkadaşlar birkaç kişi yazmış. Görmek istiyoruz değil mi? Evet. Var mı onların filmleri? Evet, bir dakika. Oktarın faaliyetleri Necdet'e hazırmış. Aa ne güzel. Görelim onu. Welcome back to Holy Land Uncovered. I'm Tal Henrik, and our next discussion is one that can only take place in the Holy Land. Have you ever heard about initiatives to build the third temple in Jerusalem? Well, even if you might have heard, such an initiative still might really surprise you. How about Turkish Muslims promoting the third temple project along with Jewish Orthodox rabbis? Meet the doctors Oktar Babuna and Cihat Gündüdü. They came here from Turkey. Thank you so much and welcome to Israel. And Yehuda Glick, Likud member of Knesset, will also join us shortly. Oh, here he is. Thank you so much, Yehuda, for being with us as well. So the Temple Mount is one of the biggest flashpoint sites in the region. It often ignites very violent, you know, clashes. And your message here is... Holy sites, I'm reading it, should be centers of reconciliation and not conflict. Beautiful people are living in this country. It's a unique place. It is sacred both for Jews, for Muslims, and for Christians, and that makes it prone to many center of conflicts and violences, but this is no benefit for anybody. It's a prayer house where God's name is will be mentioned, and it has to be revealed for people, all the nations to pray there, as stated in the Isaiah. All nations, God says, will be praying there together, shoulder to shoulder, to serve God. These are statements from the Torah.
Yehuda Glick, you're joining us. He will be with us in just a sec. Here, Yehuda. So you met with the two doctors sitting with me here in the studio. Were you surprised by this initiative? Yes, I am. I'm actually in a very long-term connection with Dr. Oktar and Dr. Babuna, and I think that they're doing wonderful activity. They're led by a very special leader from Turkey, Adnan Oktar. And I think that it shouldn't surprise us, because people who believe in God know that God is inclusive and not exclusive, and he wants us all to join together and turn the Temple Mount into a house of prayer for all nations. And I think that I am sure that we're in the beginning of a biblical era where more and more religious leaders from around the world will join this wonderful initiative of turning the Temple Mount to a place where it should be a world center for peace and calling in the name of the one and only God. You know, you mentioned you're both representative of Turkish Muslim intellectual and spiritual leader Adnan Oktar. He wrote this book along with many others, Islam Denounces Terrorism. You know what's interesting? We're used to seeing religion as a problem and not as a solution. And here you are speaking about the Third Temple as a holy site to three religions. Well, there is a real religion, which is from the Quran. God says Quran is sufficient, and God tells us to be live in peace with love and mercy against all other people. There is no oppression, there is no compulsion in religion. And there is a false religion, actually, which is superstitions, traditions, and fabricated hadith. Hadiths are sayings of the Prophet, and they were generated 200 years after he passed away. So being against modernity, being against arts, science, and aesthetics, and oppression of the woman, or hatred against Jews, which is called, of course, this is not Islam. Anti-Semitism. This is not Islam. It is unlawful according to Islam. And what we're seeing here is images of the future temple, Third Temple Mount. That is very interesting, but I have to ask, is it doable? Is it not a fantasy? Because, you know, with so many regulations, objections, and funding, of course. With love and discussion, it is very, very doable. Actually, it's a promise of the God. As we have read the statements from the Torah, we will pray there all together. It's a prayer house of God. There is no, nothing can stop that. We are living in very specific times, and with this pure gold carvings, and with original form, it will be revealed as a prayer house for all the nations, shoulder to shoulder. It's doable because we can discuss that. First of all, we should know it's not going to damage either Dome of the Rock or Masjid al-Aqsa. There is enough land, and this will be a prayer house for Jews, Christians, and the Muslims. Evet. Aferin Oktar'la Cihat Hoca'ya. Başka var mı o ziyarete ilgili evet, resimler? Evet, bilgi ve resimler vardı. İbrani ve Bar-İlan Üniversitelerinde İslam'ın Musevilere bakış açısıyla ilgili konferans verdiler arkadaşlarımız. Kur'an'da kitap ehli, İslam'da barış, adalet, özgürlük gibi kavramlar, radikalizm ve teröre fikri mücadelenin önemi gibi konuları Kur'an ve Tevrat'tan delillerle anlattılar. Konferans sonunda öğrencilerin İslam hakkında yanlış bilinen konularla ilgili sorularını yanıtladılar. Ayrıca bunun yanı sıra EYL TV ve İ24 News televizyonlarında röportaj verdiler, resimler. Likud Partisi'nden milletvekili Sharon Haskell, Likud Partisi'nden milletvekili Haham Yehuda Glick, Yesh Atid Partisi'nden milletvekili eski tümgeneral Elezer Şiten, bu görüşmede başka milletvekilleri de bulunmuş ayrıca. Uluslararası basında sıkça görüşlerine yer verilen Haham Yishai Fleischer ve Haham Yehuda Glick ile İsrail Meclisi'ndeki görüşmeden resimler var. El Halil Hebron şehrini Musevi sözcüsü Noam Armon, İsrail Meclisi'nde toplantıdan resimler. Moshe Dayan Merkezi'nden Orta Doğu uzmanı Profesör Shimon Shamir ile birlikte. Kendisi aynı zamanda eski büyükelçi ve Tel Aviv Üniversitesi'nde akademisyen. Bar-İlan Üniversitesi'nin fizik bölüm başkanı Profesör Nathan Aviezer'le, kendisi Ortodoks, Musevi, Tevrat ve bilimin uyumunu gösteren çalışmaları var aynı zamanda. Eski milletvekili, yazar, akademisyen Doktor Aynat Wilf,
Kendisinin çeşitli düşünce kuruluşlarında kıdemli üyeliği bulunuyor. Eskiden Shimon Peres'e dış politika danışmanlığı yapmış. Haham David Rosen, eski İrlanda başahamı Haham Başılığa diğer dinlerle ilişkilerinde danışmanlık yapıyor Haham Rosen. Ayrıca Amerikan Musevi Komitesi'nin diğer dinlerle ilişkilerinden de sorumlu direktörü. Oktarlı Cihat Mitfim Enstitüsü'nün İbrahim Üniversitesi'ndeki konferansına da davetliydiler. Üst düzey politikacıların katıldığı konferansta İsrail'e yeni atanan Türk Büyükelçi Sayın Kemal Ökem ile de görüştüler. İsrail'in İngilizce yayın yapan İ24 News televizyonundaki kutsal topraklarla ilgili bir programa konuk oldular. Burada sizin hazırlattığınız 3 boyutlu tapınak modeliyle ilgili açıklamalarda bulundular. Resimde program sunucusu Tal Hayrih ile birlikte görülüyorlar. İsrail'in tanınmış politika analizcilerinden Steve Leibowitz, Oktar ve Cihat'la EL TV için röportaj yaptı. Arkadaşlarımız İsrail-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi için yaptığınız çalışmaları anlattılar bu röportajda. İsrail'in İbranice yayınlanan Yediot Ahronot gazetesinden Yifat Erli ve Haham Yehuda Galik'le meclisteki görüşmelerinden bir resim. İsrail'in İbranice gazetesi Makor Rishon temsilcisi Asaf Gibor'la Bar İlan Üniversitesi'ndeki dersten görüntüler, Barış, Din ve Kültür üzerine ders veren Doktor Ben Molov'un sınıfına katıldılar. Ayrıca İbrahim Üniversitesi öğrencilerine verdikleri konferanstan görüntüler var. Organizasyonu yapan Ortodoks Musevi Jeff Seidel ile görülüyorlar. Ayrıca Oktar ve Cihat Soykırım Alma Merkezi'ne davetliydiler. Buradaki rehber bayan yaptığınız çalışmalardan çok duygulandığını ifade ederek ziyaretimizden onur duyduğunu söylemiş. Aferin maşallah. Mazlum insanı severiz. Hainse, zalimse sevmeyiz. Musevi'nin de zalimi var, haini var ama masumlara her zaman dostuz. Her zaman sevgiyle, şefkatle, dostlukla, kardeşlikle yaklaşırız. Bir de Eyal TV'de vardı röportajları. Evet, görebiliriz. Israel and Turkey have had severely strained relations over the past decade. Now, a movement in Turkey led by the influential author, lecturer, and television station owner Adnan Oktar is trying to improve those ties. A small delegation of Oktar's followers are currently in Israel, where they're holding meetings to advance the defense of Israel while promoting Muslim-Jewish cooperation to fight anti-Semitism, radicalism, and terrorism. ILTV's Steve Leibowitz met with Dr. Oktar Babuna, who said that as a devout Muslim, his group is trying to promote Islam as a peaceful religion. Our relationship must get a lot better than before because Israel is very, very important in the region. Alongside Muslims, Christians, we can live in peace in the Holy Land. Unbelievers also, all together we can. And you will definitely will exist until the hereafter. This is from the Quran, Islamic religion. Mr. Adnan Oktar and us are trying to spread these views based on the solid evidences from the Islamic religion to the entire world. I think your message is very well received here in Israel. Israel would like to have closer alliances, strategic alliances with Turkey. How is your message received by your own government? Actually, it is received well and better. As you might remember, there was from the governmental level, there was a statement against Zionism. Anti-Zionist. It's like a crime of humanity. Mr. Adnan Oktar requested that if Zionism is the right of the Jewish people, the children of Israel, to live and exist in Israel as an independent state, to live in this land where their forefathers lived and they were buried actually, this right is given in the Quran. So you cannot be against that if you're a Muslim. And there was another statement came again at the governmental level, stating that we will not utter any more words against our Israeli brothers, they said, at the governmental level. So they corrected this anti-Zionist statement right after Mr. Adnan Oktar requested. In 3 days, that was actually corrected. Dr. Babuna,
Thank you so much for being with us at ILTV. I am very pleased and honored. And again, my shalom to the entire Israeli nation. Bayağı güzel insanlar. Evet. Zalimine karşıyım. Zalimine karşıyım. Bu referandum öncesinde de hükümet çok güçlü tedbirler alsın. Referandumdan sonra özellikle çok çok daha güçlü tedbirler alsın. En az bir yıl boyunca teyakkuz had safhada devam etsin. Darbeye karşı ordu içinde de eğitim verilsin. Polise de geceli gündüz de eğitim verilsin. Tatbikat da yapılsın. Az da olsa İngiliz Derin Devleti'nin adamları ordu içerisinde var. Darbe yapacak bir güce ulaşma imkanları da olabilir. Sürekli uyanık olmak ve dikkatli olmak lazım. Şu Şener Şen domates sattığı film var ya, domates domates. O filmi bana bir göstersene. Evet, dinliyorum. Birbirinden korkan iki tane kedi var. Ne tatlılar ya. Ama refleksleri çok güzel. Evet. Savunma refleksleri çok güzel. Ceyhun Ateş, Adnan Bey, nedir sendeki bu Yahudi aydınlığı? Yoksa sen Yahudi ajanı mısın? Allah'ın lanet ettiği bir kavmi niye bu kadar ballandıra ballandıra anlatıyorsun? Allah lanet ediyor, kime lanet ediyor? Müşriklere ve Yahudilerden küfür içinde olanlara, ahlaksızlık yapanlara. Ne zaman? Kendi devrinde. O savaş anında söylenen sözdür o. Yani o Hayber'in fethi devrinde ahlaksızlık yapıyor müşrikler. Ve Yahudilerden de böyle dinsiz, Allahsız, inkar eden Yahudilerden zaten diyor. Zalimlik yapanlar var. Allah onlara söylüyor. Yoksa doğmamış çocuk, daha doğacak çocuk lanetli doğmaz. Bu Allah'a karşı meydan okumu olur, haşa. Böyle bir inanç olmaz. Her çocuk İslam fıtratı üstüne doğar. Çocuklar masumdur, melek hükmündedir. Sen ne diyorsun? Lanetli diyorsun. Böyle şey olmaz. Ya ben ya bütün insanlara hayranım. Sırf Yahudi, Hristiyan'a da, Museviye'ye de, Mısırlı'ya, İran'daki yaşayan Şii kardeşlerime, Azerbaycan'a, Türklük alemine, Ruslara, Amerikalılara, Fransızlara, hepsine hayranım ben. Hepsini seviyorum. Allah'ın yarattığı bütün kullarını seviyorum. Şener Şen filmini görebiliriz. Göster. Domates. Domates. Ağam biraz bağırsana, sesini kimse duymuyor. Ya bu ayıptır, milleti rahatsız etmek. Domates. 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 Domates! Domates! Hadi domates! 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 Araba gir ya! Bu ne yapma! Bu ne? Bak, devletin elinde müthiş imkanlar var. Polisi ve askeri darbeye karşı çok sıkı eğitmeleri gerekiyor. Çok güçlü tedbirler alsınlar. Yani bu akılcılığın bir gereğidir. Gerçi evelallah yani hep Türk milleti gereğini yapmıştır. Daha da esaslı gereğini yaparlar. Ama tedbir takdiri bozmaz. Doğru. Fakat biz tedbir alırsak ibadet olmuş olur. Benim sona erdi. Yarın görüşmek üzere inşallah.